Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, bugün teklif yani mükellefi okuyacağız. Mükellefin şartlarını göreceğiz. Biz ona yani herhangi bir fiille mükellef kılmanın sıhhatinin şartları diyoruz. Veyahut da mahkumun fih şartları diyoruz. Burada öyle değil mi? Mahkumun fih. Bu zamana kadar me'murun bihi yani anlattık. Ne emrediliyordu? Nedir yani? Şimdi mahkumun fih yani mükellefle alakalı şartlar. Bakalım herkese şer'i hükmü teklif edebiliyor muyuz? Edemiyor muyuz? Neyi teklif edebiliyoruz? Neyi edemiyoruz? Yani bura biraz doğrudan akaide ait bir mesele. Kelam ilminin meselelerinde. Ama burada da inceleniyor. Çünkü fıkıhla yakın alakası var. Usulü fıkıhla. Onu okuyacağız inşallah. Et-teklifu, teklif. Sümmet teklifu, yani bir fiilin mükellef kılınması bir kimseye. İ'lem, önce çok enteresan bir şey yapıyor. Bilesin ki, ennemâ la yutâku alâ selâsi merâtibe. Yani takat getirilemeyecek şeyler üç mertebe. Yani asla takat getirilemeyenler. Biliyorsun la yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Gücü yetmediği şeyleri teklifte bulunmaz Allah. İşte o takat mala yutak olan teklif yani takat getirilemeyen şeyler üç çeşit, üç mertebe çeşit değil de ednaha en aşağısı şu. Ma yemteni'u. İmkansız olduğunu biliyoruz. Niçin? Li ilmillahi teala bi ademi vuku'ihi. Allah onun vaki olmayacağını biliyor. Mesela bir kafirin iman etmeyeceğini biliyor. Veya evli iradeti zalike veya öyle irade etmiş. Değil mi? En aşağısı bu. Burada teklif var. Neticesi de kafir isyankar olur. Ama Allah'ın ilmi ve iradesine ait bir mesele bu. وَلَا نِزَا Hiçbir tartışma yok. فِي اُكُعِ التَّكْلِفِ بِهِ Bununla teklif olacağına. فَضْلًا عَنِ الْجَوَازِ Bırakın. Caiz olup olmadığı bununla teklifte bulunmayı. Yani bilakis tartışma yok. فَاِنَّ مَنْ مَاتَ عَلَى كُفْرِهِ Çünkü küfür üzerine ölen bir adam يُعَدُّ عَاسِيًا اِجْمَعًا Bütün ülemanın ittifakıyla isyankar kabul edilir. Birinci derece bu. En aşağı derecesi. Bu malum. Buna karışmayalım. Zaten çoğu usul fıkıh kitapları buna girmemiş. وَاَقْسَاهَا En ileri seviyesi imkansızın yani teklifi ma la yutak kısmı öyle tabir ediyoruz biz. Teklifi ma la yutak. Takat getirilemeyen bir şeyi teklif etme. Mâ yemteni'u lizâti. Bizâti imkansız olan. Mesela kekalbil hakaik. Hakikatların tersine dönmesi. Yani şu adamı maymun yap. Mümkün değil yani bu. Anladabildim mi? Ha. Ve cem'i zıddeyni. İki zıddın bir araya getirilmesi. Hem siyah hem beyaz olsun. Evin nakizeyni, iki birbirine zıt şeyin. Hem acı hem tatlı olsun. Vel icma'u, icma, bütün ulemanın ittifakı, mün'akidün gerçekleşmiştir. Ala ademi vuku'it teklifi bihi. Bununla teklif vaki olmayacağına dair. Bu kesin. Vel istikra'u eydan. İstikra'yı biliyorsunuz. Cüz'iden külliye varan delil. Yani kıyasın tam tersi. Bu da araştırmalar böyle bir şeyin olmadığını gösteriyor. Şahidun ala zalik buna şahittir. Ayrıca vel ayatu ayet-i kerimeler de natıkatun bihi. Öyle değil mi? Açıkça konuşuyor. Yani la yukellifullahu nefsen illa vus'aha ayeti bunun en güzel misalidir. Peki tartışma olan konu. Vel mertebetul vusta ortada kalan ma öyle bir fiil ki emkene fi nefsi kendi zatında mümkün. Ama lem yeka müteallikan li kudretil abdi asla. Zatında mümkün ama kulun kudretine bağlı olarak hiç vaki olmamış. Mesela ke halkil cismi. Anlatabildim mi? Yani bir cismi yaratmak normalde mümkün. Ama kulun kudretine bağlı olarak böyle bir şey vaki değil. Ev adeten veya adeten mümkün değil. Kendisi mümkün. Mesela kes-su'ud ile semai. Semaya çıkmak, yükselmek gibi. Değil mi? Yani bu mümkün değil bir insanın kendi başına.
وهذا işte bu ortadaki o imkansız olan şey mehallün nizai. Tartışma konusu budur. Ve lihada kultu. Onun için söyledim. Sümmet teklifu. Sonra teklif. Ey talebu tahkikil fi'li. Böyle bir fiili yerine getirme isteği vel ityanu bihi. Yapma isteği la ala kastit taciz. Taciz yoluyla değil. Yani bu zaten biliyorsunuz bir de taciz yani yolu var. Yani mesela nedir? Fe'tu bi suratin min mitli. Bu mesela taciz delilidir. Yani varsa gücünüz Kur'an'ın bir benzerini getirin. Mümkün ama getiremez. Bu taciz yoludur. Veya ve izhari ademil kudreti veya kudreti ortaya yani kudretinin olmadığını ortaya koymak. Şimdi gelelim buna işte. Anladınız mı? Et teklifu teklif yukarıya devam ediyoruz. Bima la yakdiru aleyhil me'muru mutlaka kesinlikle emredilen mükellefin biz ona ne diyoruz? Mahkumun fih de diyoruz değil mi? Mükellef de diyoruz. Onun asla gücü yetmeyecek bir şeyi teklif etmek ev adeten veya aslında mümkün de adeten mümkün değil. Semaya yükselmek gibi. Muhalün imkansızdır. Bu da imkansız. Anladık mı? Güzel. Gayet güzel. Üçüncü kısmı. Evet. Üçüncü kısmı söylüyor bu. Yani ona götürdü yani. Eğer bir şey kesinlikle me'murun bihin gücü yetmiyorsa veyahut da adeten imkansızsa onu teklif yapmak o da muhal. Emma aklen, aklen muhal. Neden? فَلِأَنَّ طَلَبَ حُسُولِ الْمُحَالِ Çünkü imkansız olan bir şeyi meydana getirmesini istemek, haşa Cenab-ı Hakk'ın istemesi, لَا يَلِيكُ مِنَ الْحَك۪يمِ الْمُتَعَالِ Yüce ve hikmetle her işini yapan Allah'a layık değil. Değil mi? فَاِنْكِيلَ Denilse ki, o zaman هَذَا يَمْنَعُ الْوُكُعَ فَقَطْ Bak bak bak. Yani sadece böyle bir teklifin vaki olmadığına delalet eder. Yoksa caizdir olabilir. Bak öyle sorular soruyor ki anladınız değil mi? Tamam böyle bir teklif vaki olmamıştır diyebilirsin. Ama caiz de olabilir. Kulna deriz ki belil cevaze eydan. Caiz olmayı da engeller bu. Niçin? Lianna çünkü biz la nemne'ul vücube bi muktadal hikmeti vel va'di vel fadli. Burası çok önemli. Yani hikmet gereği, vaat gereği, fazlı ihsan gereği vücubu engellemiyoruz ki. İmkansız olduğu için engelliyoruz. Anlatabildim mi? Ha. Yani Cenab-ı Hakk'ın lütfudur onun içine. Hayır öyle değil. Bu imkansız. Kemâ lâ nemne'ul icabe. Vacip vücub, vacip olmayı da engellemiyoruz. Bi tekallül ihtiyari. Bu da çok önemli. Yani iradeye bir sakatlık olduğu zaman yine engellemiyoruz. Anladınız değil mi? Mesela ne demek bu? Yani ma'tuha bir kısım şeyler vacip olur. Ama tamamen aklı yoksa vacip olur. Yoksa devam eder. Öyle değil mi? Yani veya bayılan bir adama vacip olur. Şey yani nedir? Biz onu engel olmuyoruz. Yani burada engel olmamızın sebebi Allah'ın hikmetine layık olmayacak şekilde imkansız olan bir şeyi engelliyoruz. Anladınız değil mi? Ve emma neklen naklene gelince naklen de imkansız. Feli kavli teala ayet-i kerimeden dolayı la yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Allah hiçbir nefsi gücü yetmeyen bir şeyi onu mükellef kılmaz. Ve ma ceale aleykum fi'd-din min haracin. Allah size dinde hiç zorluk yaratmamıştır. Ve gayri zalike başka ayetler de var. Ayrıca ve kullu ma ahbarallahu teala bi ademi vuku'ihi. Ayrıca Allah'ın vaki olmayacağını haber verdiği her şey yestahilu vuku'u. Olması, vaki olması da imkansız. Hani dedi ya vuku imkansız olur da cevazı imkan olur falan. Ve illa yoksa emkenekiz bu. Haşa Allah'ın yalan söylemesi gerekir. Ve imkanul muhali muhal. Muhal olan bir şeyin mümkün olması da muhaldir yani. O ki Allah'a yalan söylemek muhal. O da imkan dahili de muhal. Olması da muhal. Fazahara ortaya çıktı ki ennehu bu leyse delilen ala ademil vuku'i fakat sadece vaki olmadığına değil caiz de olmadığına delildir. Ne güzel değil mi izah? Çok hoş buralar.
Ve buralar hakikaten doğrudan fıkıh ve akaidi birleştiren konular buralar. Peki gel gelelim şuna. Kardeş, yeni esas mevzu bura. Şimdi burada üç tane teklifi mala yutakı özetledi. Değil mi? Son ikisi zaten imkansız teklif. Birinciye teklif caiz dedi. Şimdi de teklif için de şart var. وَاِذَا كَانَ التَّكْلِيفُ بِالْمُحَالِ مُحَالًا Eğer imkansız olan bir şeye teklif kılmak da imkansızsa فَلَا بُدَّ لَهُ اَيْلِ الْمَأْمُورِ O zaman emredilen mahkûmu fih yani mükellefe şarttır. Ne şarttır? Gardar min kudretin. Kudret şarttır. Gücü olması lazım. İnsanın gücü. Arkadaşlar bunu Akaid-i Nesefiye'de okuduk. Biliyorsunuz bu konuda Hanefi, daha doğrusu Maturidi mezhebi gücü ikiye ayırıyor. Yani Eş'ariler ve Mutezile tamamen farklı düşünüyor. Birinci güçten kasıt selameti alat ve esbab manasına. Hatırladınız mı? Yani güçten kasıt o. Yani selametül alat ve esbab. Yani bir adamın işte aklı yerinde, el ayağı düzgün, kafası çalışıyor vesaire vesaire. İkincisi ise öyle değil mi? O fiili yaparken olan kudret, fiile bitişik, mukarin dedik. Hatırladınız mı? O dedik bir arazdır. Allah o anda yaratıyor kula. Ama Mutezile diyor hayır, ondan önce de vardır. Anlatabildik mi meseleyi? Aradaki fark o. Şey ise tümüyle arazdır diyor Eş'ari. Ama bizimki ikisinin ortasında bir görüş. Burada Maturidi'ye göre yürüyeceğiz. Ona göre dikkat edin. Aynı şeyleri bir nevi fıkıh noktayı nazarından tekrar edeceğiz. Yahu ders okumak ve okutmak ne kadar lezzetliymiş. Yani 15 gündür anam ağladı benim. Acıkmışım yani. Ya. O zaman demek ki imkansız bir şeyi teklif etmek imkansız olduğuna göre mükellef için yani memur için ona biz mahkûm-u fih de diyoruz. Ne lazım? Min kudretin şu kudret. Hangi mana? İkinci kudret. La bimanel istitaatil mukarineti bil fiili. Fiille bitişik gelen ona güç yetirme değil. Onu yaratan Allah'tır. Bize göre. O bir araz. Fe inna çünkü bu illetün tammetün. O fiil için başka bir yani o bulundu mu kesin o fiil meydana gelecek. Tam illet. Bel bir mana belki birinci manada selametil esbabi vel alatil mufessereti bi kudretin. Yani kelam ilminde selameti esbab ve alat diye tefsir edilen kudret. Yani el ayağı düzgün, aklı başında. Biha o kudretle yani ikinci manada kudret, birinci manada değil. Yetemekkenul me'muru emredilen mükellef imkan bulur min edai ma lezimehu. Kendinin boynuna gereken bütün fiilleri yapmayı, eda etme imkanı bulur. Anladık değil mi bu kadar? Ve innema kale şöyle dedi. Bila haracin galiben. Çoğunlukla zorluk olmadan. Çünkü bazen zorluk da olur. Mesela yani söyleme sahip bu sene yani bizim hanım ve çocuk haca gitti. Ana sağlamış yani. Çok zormuş bu sene. Bir de tabii şirketin perişanlığı onu perişan ediyor yani. Niçin? Liyahrucel haccu. Hac çıksın diye bundan değil mi? Çünkü bilazadin ve rahile. Yani sizi göçüren kervan veya yiyecek olmadan haca gittiniz mi zor bir şey yani. Yani burada zat ve rahile olmadığı zaman oraya gidemezsiniz yani haca. Bunu çıkardı yani. Ve inne uçu nadirun bile rahiletin fakat. Sadece kervan olmadan gitmek yani kesirun çok olabilir. Ama ve emma bihima yani zat ve rahile ile olması fehalibin. Çoğunlukla öyledir yani. Hem yiyecek olacak hem de beraber bir kervan olacak yok o zaman için. Şimdi maşallah bunlar kolaylaştı tabii. Şimdi ve emma ha ve hiye işte bu önemli. Yani el kudretul mufessaratu bima zikire. Yukarıda zikredilen manada kudret. Hangi mana? Birinci mana. Kime göre? Maturidiye'ye göre.
Yani selameti alat ve esbab. Bunu ezberleyeceğiz. Ha, selameti alat ve esbab. Bu kudret şartun şarttır. Neye? Livücubil edai. Yani bir farz kılınan, vacip olan, farz kılınan bir şeyin edasını yerine getirmek için, farz olması için. Bak, vücubi için değil. Lel edai nefsi, edanın kendisi için değil. Kendisi vacip olur ama edanın vacip olması vacip olmaz, değil mi? Mesela diyelim ki bayılan bir adam Ramazan ayında eda vacip olur. Ama edanın o anda vacip olması mümkün değil. Adam baygın zaten. Değil mi? Niçin? لِوِجُودِهِ الْاَدَى Yani eda zaten var. قَبْلَهَا O kudret olmadan da var. Mesela bak eda kudretten önce de bulunabilir. O kadar güzel misal verecek ki قَبْلَ الْقُدْرَةِ Bu dediğimiz manada kudret olmadan. Mesela ki حَجِّ الْفَقِيرَةِ Fakir birisi haca gider. Haccı farz olarak yerine gelir. Bu aynı vaktinin girip de namazı... Aynen. Yani fakir bir adam hac yaptığı zaman evet kudret oluşmamış. Ama hac yapmış adam. Yani ha. Veya ve zekati kablel havli. Yıl dolmadan zekat verir adam. Normalde yıl dolması lazım değil mi? Havli havelan diyoruz biz ona. Bir yıl geçmez. Dönmeden veriyor adam. فَلَوْ كَانَتْ شَرْطًا لِلْاَدَيْ Eğer kudret edanın kendisi için bizzat şart olsa لَمَا تَكَدَّمَ عَلَيْهَا Ondan önce o zaman kudretten önce eda olmazdı. Halbuki olmuş. Fakir haca gitmiş. Allah kabul etsin. Değil mi? Adam zekatını havle havelandan önce vermiş. Biliyorsun o bir yıl geçmesi de selameti alat ve neydi? Selameti alat Ya bel esbab grubuna giriyordu. Değil mi? Evet. Öyle, tabii ya. Çünkü bir yıl geçmesi lazım. Yoksa alat tam değil. Güzel. Ayrıca demek ki bu kudret edanın vücubi için şarttır. Edanın kendisi için değil. Okuduk ve öğrendik iki misalle. Ve la şartun li nefsil vücubi. O farzın bizatihi farz olması için de şart değil o kudret. Niye? Baygın veya hasta bir adama farz olur. Halbuki o kudret yok. Anladın değil mi? Kudret yok. لِأَنَّهُ Çünkü الْوِجُوبَ نَفْسَهُ Bizzat o farz olma. Cebriyü mecburi zaten. Direkt. غَيْرُ مُحْتَاجٍ اِلَى الْقُدْرَةِ Kudrete mühtaç değil. Kudret eda için gerekli. وَلِذَا bu sebeple يَتَحَقَّقُ O farz olma gerçek olur. فِي النَّائِمِ Uyuyan adama. Öyle değil mi? وَالْمُغْمَا Yani uyuyan adama namaz farz olur. وَالْمُغْمَا عَلَيْهِ Veya bayılan adam. اِذَا لَمْ يُؤَدِّ اِلَى الْحَرَجِ Tabii ki zorluğa sebep olmadığı zaman. وَلَا قُدْرَةَ سَمَّتَ Zorluğa sebep olduğu zaman artık ona gücü yok. Yani devamlı baygın kalırsa öyle değil mi? Yani ona ne yapacaksın yani? Ona zaten bir şey yok, sıkıntı yok. Fe'in kıyla bu enteresan bir soru. Denilse ki bir de bir yudum içilse bir zararı var mı? Şayet içilse. Var mı engel? Yok. Sen de içiyorsun sana yok. Hocalar içmesi lazım. Diyecekler ya bu hoca da epeyce şey yani zalim yani. Kendisi içiyor millete bırakmıyor. Bak var ya o senin kitabın en güzeli ha. Bizimkinden de güzel. O Osmanlı'nın okuduğu. Anladın değil mi? Yani ben şahsen bir daha gitsem ben bunun şeyine sevindim. Yani bu harekelenmiş vesaire. Ama Osmanlı'nın okuttuğu en güzeli benim şahsi kanaatim. Yani birer tane alın onu. Çünkü burada bazen paragrafları ve cümleleri parçalamış. Hocamız iyi bir adam ama çok eksik var bunda. Bu Osmanlı acayip. Yaptığını çok mükemmel yapmış. Onun bende var o. İki tane nüskası var. Gelirken birer tane getireyim size. Hediyem olsun. Ama yine bundan devam edebilirsiniz. Neyse. Bakalım sorusu neymiş? Feinkıyla denilse ki nefsül vücub bir şeyin farziyetinin kendisi... لَا يَنْفَكُّ عَنِ التَّكْلِيفِ الْمُسْتَزِمِ لِلْقُدْرَةِ
kudreti gerektiren mükellefiyetten, tekliften ayrılmaz ki. Yani öyle değil. Ayrılabilir. Şey gibi işte, uyuyan adam gibi. Fekeyfe yenfekkü anil lazimi, onun gereği olan edadan nasıl ayrılsın? Öyleyse edası içinde şarttır. Kulna deriz kardeş, ademul infikâki memnu'un, ayrılmama diye bir şey imkansız. Ayrılıyor da. Ve lev süllime, ayrılmadığı kabul edilse bile, femâna istilzâmi teklifi lil kudreti, teklifin kudreti gerektirmesinin manası şudur yani. Ennallâhe teâlâ, Allah la yâmurul abde, kula hiçbir şey emretmez, illâ bimâ yestatî'uhu, yani gücü yeteni o manada. O gücünü de zaten selamet esbab ve alat olunca, bir de tam o fiili yaparken o esas fiili yerine getirme gücünü Allah yaratıyor. İnde iradeti ihtasihi, o emrettiği şeyi meydana getirmeyi istediği zaman. Fe'anil kudretu, bu kudret la yelzemut teklife mutlaka, kesinlikle teklifi gerektirmez. Bel hale isim, o durum gerçekleştiğinde, yani gücü yettiğinde gerçekleşir. Hale izin demek o anda. Anladınız değil mi? Güzel cevap. Geldik ikinci bir mesele. Bu da çok tatlı. Bir tanesini okuyacağız. Çünkü ikincisi biraz uzun gidiyor. Ve bu da çok enteresan bir şey. Kudret. Hangi kudret? İyi dinleyin. Selameti âlâ ve esbab manasındaki kudret. Nev'ani iki kısımdır. Ennevulevveli, birincisi edna madükire, yani zikredilenin en aşağı seviyesi. Mesela min kudretin, öyle bir kudret ki yetemekkenu biha, emredilen mükellef imkan bulur onunla, min edai ma lezimehu, kendisinin boynuna borç olan farzı yerine getirmeye, bila haracin galiben, çoğunlukla da zorluk olmadan. Buna biz ne diyoruz? وَيُسَمَّ, buna denilir, هَذَا النَّوْعُ, bu çeşit kudrete denilir, اَلْمُمَكِّنَةَ. İyi okuyun bak. Kudret-i mümekkine. Ben burayı ilk yani telvihi okurken ve miratı tercüme ederken anlamadığım konulardan birisiydi bu. Onun için bana hep kudret meselesi zor gelir. Hatırlıyor musunuz? Daha önce de bir yeri anlamamıştım. Çok zor anlamıştım. Yani halbuki kolaymış ama anlayınca kolay oluyor. Demek ki kudret bi mana selametil alat ve lesbab manasında ikiye ayrılıyor. Biri kudret-i mümekkine, genellikle kabataslak, zorluk olmadan bize farz olan bir şeyi yerine getirme imkanı veren kudret. Mesela benim gibi. Biraz zorluk var namaz kılmamda. Niye? Ayağımı zor katlıyorum. Yani ama katlayabiliyorum. Anladınız değil mi? Yani kılamayacak durumda değilim. Yani o imkan var. Buna kudret-i mümekkine diyorlarmış. Likevnihi, çünkü bu kudret olur vesileten, vesile olur bu çeşit kudret ile mücerredi temekkünü vel iktidari alel fiyayı. Sadece o fiili yapmaya güç yetirme ve imkan bulma. Min gayri i'tibari yusrin zaidin, fazla bir kolaylık düşünmeden. Anladın? Yani benim şu anda namaz kılmam gibi yani. Anladabildim mi? Yani mesela ben dikkat ederseniz imam bile olsam şey yapıyorum yani, normal oturuyorum. Dizüstü oturamıyorum. Yani öyle. Ve huve ey hâzen nev'u, bu kudret-i mümekkine çeşidi şartun li vücubi edai kulli vacibin, her vacibin edası için, edasının vacip olması için şart bu. Bunsuz olmaz zaten. Mutlakan, kesinlikle bedeniyen kâne, ister o vacip olan şey bedeni olsun oruç gibi, ev maliyen veyahut da mali olsun zekat gibi, sadaka-i fitir gibi, ev hasenen li nefsihi ev li gayri, ister hasen li nefsihi, yani li aynihi değil de li nefsihi veya li gayrihi. Okuduk bunları. Ve liza, bu sebeple ey li kevnihi şartan li vücubil edai mutlaka, bu kudret-i mümekkine çeşidi edanın vacip olması için kesinlikle şart olmasından dolayı lem yüzim, bak
mecbur tutmamış, bağlamamış. Züferu, İmam-ı Züfer Hazretleri, el-edâ fil cüz'il âhiri minel vakti. Son, namazın son anında illa namaz farzdır, eda edecek diye şart koşmamış. Hatırlarsınız onu. Ama biz farz olur ama kazayı yapar. Adam son bir dakikada farz edelim şey oldu nedir? Kadın hayızdan kesildi. Farz olur ama mümkün değil namaz kılması. Öyle değil mi? Hayır, onun yerine halefi gelir. Ama İmam Züfer farz olmaz dedi. Yani burada ayda اِذَا حَدَسَ ف۪يهِ الْاَهْلِيَّةُ O son dakikada ehliyet ortaya çıkmışsa, mesela o anda büluğa ermiş ama bir dakika var. Abdest alıp namaz kılması mümkün değil. İmam-ı Züfer demiş, bağlamamış o. فَاِنَّ الْاَدَاءَ ف۪يهِ مُمْتَنِعُنْ Çünkü bunda eda imkansız. Kudret-i mümekkine yoktur diyor İmam-ı Züfer. وَلَوْ وَجَبَ Eğer farz oldu desek, لَاَدَّا اِلَى التَّكْلِفِ بَمَا لَا يُتَاقْ Yani takat getiremeyeceği bir şeyi teklif etmiş oluruz diyor İmam-ı Züfer bunu diyor. Biz öyle demiyoruz. Değil mi? Anlaşılıyor mu? Mükemmel. Çok tatlı mevzular bunlar. İnsanın sorumluluk meselesi bunlar. قُلْنَا فِي جَوَابِهِ Cevabında şöyle deriz. Nerede duracağımı biliyorum. Endişe etmeyin. فِي جَوَابِهِ Cevabında deriz ki İmam-ı Züfer'e karşı. Kardeş, innehu innema yuaddi ila zalika teklif. Senin dediğin teklifi ma la yutaka sebep olur. İza kullife bil edai fi zalika'l cüz'i min el vakti. O vaktin o son anında eda etmekle mükelleftir dersek. Biz öyle demiyoruz ki. Eda vacip olur diyoruz ama sonradan kaza eder diyoruz. Anladın değil mi? Yani sen diyor edanın nefsiyle edanın vacip olmasını karıştırıyorsun diyor. Yani bir nevi cevap veriyor. Ve huve memnun. Bu böyle bir şey yok. Reddediliyor. Delit teklifu. Tekliften kasıt inneme huve bil edai mutlaka. İster o anda ister sonra da. Öyle değil mi? Genel anlamda eda farz ona. Ve zalike bu da birkaç çeşit ortaya çıkar. Bak iyi dikkat ediniz. Yutasavvaru düşünülebilir. Büvku ve şuru'i fil vakti. Adam abdest alır namaza başlar. Vakit öteki vakit girince devamı caizdir bize göre. Anladınız değil mi? Ne kadar güzel. Anladınız mı burayı? Yani farz edelim ki 3 dakika kala büluğa erdi. Hemen 1 dakikada abdest aldı namaza başladı. Allahu Ekber dedi ama güneş doğdu. Devam ederse caizdir biliyorsun. Bitti bu. Ha, fe innehu çünkü İza şera fil vakti, vakitten o farza başlasa, yekunul fi'lu eda, o fiil eda olur. Ve in etemme ba'del vakti kema sebeke, yukarıda bu mevzu geçtiği gibi, vakitten sonra tamamlasa bile. Ev nekulu, veya şöyle deriz, cevap olarak yani İmam Züfer'e. Sellem, kabul ediyoruz. Enne teklife bil edai fihi, ne? Evet, o anda teklif var. Lakin lüzumuhu, ey lüzumul edai, yani edanın illa gerekliliği, leyse likevnihi matluben fi nefsi, kendi zatında o anda istenmiyor. Anlatabildim mi? Bizatihi eda istenmiyor. Eda vacip ama halefi de gelebilir. Hatta yelzemet teklifu bima la yutaku, ta ki güç yetirilemeyen teklifi ma la yutak gereksin. Ben lüzumuhu, eda vacip oluyor ama onun gerekliliği olan li halefihi. Halefine. Halefine ve huvel kadar. Kazası. Fe inne ba'del ahkami. Çünkü bazı hükümler kad yecibu edavuhu. Bazı edası gerekir. Sümme yehlufuhu halefuhu. Sonra onun yerine halefi geçer. Öyle değil mi? Lil azzi anhu. Çünkü aciziz ondan. Burada da öyle. Yani normalde o 2 dakikada, 1 dakikada farz oldu ama eda mümkün değil. Halefine geçer. Kel vudu ili teyemmümü. Yani imkan olmadığı zaman teyemmümün, öyle değil mi? Teyemmüm için vudu, abdest alamıyorsun. Evet. Öyle değil mi? Halefi de eda manasında mı oluyor? Yani tabii, hayır, kaza oluyor. Ama kazanın edanın yerine geçen kaza. Ve kemen halefe ala messi semayı. Bir kimse yemin etse ki semaya dokunacağım. Ev tahvilil haceri zehebe. Anlatabildim mi? Veya
taşı altına çevireceğim. Böyle dangalaklar çok biliyorsun. Bu adam, ya mümkün değil. Bunun yerine ne gelir? Kefaret gelir. İmkansız çünkü. Ve vücudul kudreti bin nazari ilel halef. Kudretin varlığı halefe bakarak, ona itibar ederektir. Ellezî huvel kadâ kâfin. Anlatabildim mi? Yani ki kazadır o ve kâfidir bu. O soru işareti yanlıştır. Ha, bazıları buna İmam-ı Züfer'e, şimdi Molla Husrev cevabını verdi ve bence makul cevap verdi. Ama bir kısım usulcülerin İmam-ı Züfer'e verdiği bir cevabı beğenmeyecek. Şimdi ona geldik. Mübarek Molla Husrev. Ah, ah, bizim o şey gibi neydi ya? O üstadın talebelerinden aklını... Ali Zeyrek. Ben de Ali Zeyrek gibi konuşayım, latife edeyim. Ey Molla Husrev, benim talebemken o kadar zeki değildi ama demek ki zekiymiş. Şimdi bir hadise var da onun için söylüyorum. Allah rahmet eylesin, vefat etti o. Vel cevabül meşhuru, usul kitaplarında İmam-ı Züfer'e verilen şöyle cevap. Onlar şöyle demiş. Bi enne şarta vücubil edai, yani edanın vacip olmasının şartı, leyse illel kudrate bimana selametil esbabi. Sebeplerin selameti manasındaki kudrettir. O da var. وَهِيَ مَوْجُودَةٌ هَوْنَا. Burada var. Ama vakit müsaade etmiyor. وَكَزَ الْجَوَابُ الْمَشْهُورُ. Yine şu cevap. Yani bu birinci cevap. Yani bazı alimler böyle cevap vermişler. Yine şu cevap meşhur. بِأَنَّ الْقَضَاءَ kaza لَيْسَ مَبْنِيًا عَلَى وِجُوبِ الْاَدَائِ. Yani mübteniyen mi, mebniyen mi? Mebniyen. Yani edanın vacip olmasına bina edilmez. Hatta yezeme ma dekertum. Ta ki yukarıda ey İmam-ı Züfer, teklif-i mala yutak olarak zikrettiğiniz şey gereksin. Bel huve, belki bu kaza mebniyün ala nefsil vücubi. O farz olan şeyin bizatihi farz olmasından dolayıdır. Böyle cevap vermişler. Fema yekunu sebeben li nefsil vücubi. Bir şeyin farz olmasının kendisine sebep olan şey, yekûnü sebeben lil kadâi, kazasına da sebep olur. Vel cüzül ahîru, bir namaz vaktinin son parçası, sâlihul lil evveli. Yani namazın farz olması için yeterli bir uygun sebeptir. Li enne nefsel vücubi cebriyün. Çünkü o namazın farz olması mecburi, kema sebeka, yukarıda geçtiği gibi. O zaman feyekûnü sâlihen lisâni eydan. İkinciye, kazaya da uygun bir sebeptir o zaman. Böyle cevap vermişler. Ama şey diyor ki, daifun. Bu iki cevap da zayıftır diyor. Molla Husrev diyor. Haberül cevap. Yukarıda geçti ya, vel cevabu diye başlayan onun haberi bu. Zayıftır böyle cevap vermek. Niye zayıf? Hocam, emmâ zâful cevâbil evvel. Birinci cevabın zaafı şu. Neydi birinci cevap? Yani vücub-ı edanın şartı selameti esbab ve alat manasındaki kudrettir ki o da mevcuttur dediler. فَلِأَنَّ الْوَقْتَ الصَّالِحَ لِلْاَدَاءِ مِنْ جُمْلَةِ الْاَسْبَابِ. Kardeş, yani çok güzel bir cevap verdi İmam-ı Husrev yani. Allah razı olsun. Yani eda edebilmek için yeteri kadar vaktin bulunması da selameti alat ve esbaptandır. Sen nasıl var diyorsun? Müthiş ama. İyi vurduk golünü, iyi attı. Feyzen tefes salahiyetu. Yani o vakitin edaya uygun olması ortadan kalkınca la tebkas selametu dediğiniz o kudret ki kudreti mümekkine o artık kalmaz. Güzel. İkinci, hani kaza dedi, vacip oluşun nefsine mebnidir. O da ikisine de uygundur. وَاَمَّا دَعْفُ الْجَوَابِ الثَّانِي. İkinci cevabın zayıflığı da şu. فَلِأَنَّ وُجُوبَ الْقَدَاءِ لِلْتَكْلِيفِ. Kazanın farz olması tekliften dolayıdır. فَلَوْ بُنِيَ عَلَى مُجَرَّدِ نَفْسِ الْوُجُوبِ. Sadece o vücubun varlığına bina edilse bile وَلَيْسَ الْقُدْرَةُ شَرْطًا لَهُ. Kudret bunun şartı değildir. Niçin? Yani böyle yanlış yaptık. فَلَوْ بُنِيَ عَلَى مُجَرَّدِ نَفْسِ الْوُجُوبِ. Eğer sizin iddia ettiğiniz gibi sadece vücubun bizatihi kendisinin olmasına bina edilse
ve kudret buna şart koşulmasa, o zaman levekat teklifi biduni şartı. O zaman kudret şartı olmadan teklif ortaya çıkar. Ve huve batılın, bu da geçersizdir. Fel yüteemmel, düşünülsün. Ben konuştum diyor. Molla Hüsrev, siz de düşünün. Burada kalalım. İki çeşit kudret var. Birincisi neymiş? Kudreti mümekkine. Fazla zorluk olmadan farz olan bir şeyi yerine getirebilecek kadar kudret. Şimdi ikincisi de kudreti müyessire. Anladın değil mi? Yani kolaylaştıran kudret. Onu yarın okuyacağız. Oldu mu delikanlılar? Ha, oldu gibi geliyor. Kafanız çalışıyor gibi görüyorum. Maşallah.